Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde şık bir duvar dekoru yapacağım. Malzemelerden bahsedeyim sizlere. Yuvarlak bir panomuz var. Bu pano ham MDF'dir. Bunun boyutları da vardır. Dilerseniz set halinde de satın alabilirsiniz. Set halinde satın almak isterseniz şu şekilde büyükten küçüğe doğru ebatlarda satılıyor. Dilerseniz bu çerçeveleri kasnak olarak da kullanabilirsiniz. Kumaşınızı gerdirerek etamin işleminizi yapabilirsiniz. Ben bugün bunun üzerine bir kumaş gerdirip yapıştıracağım. Kumaş olarak da şöyle keten bir kumaş tercih edeceğim. Kumaşı yapıştırmak için silikon tabancası kullanacağım. Siz dilerseniz tutkal da kullanabilirsiniz. Boya olarak kumaş boyalarını tercih edeceğim. Fırça olarak kesik uçlu fırçalar kullanacağım. Ve boyamak için de bu şekli tercih edeceğim. Bu resmi açıklama kısmına link olarak bırakırım. Sizler de oradan ulaşabilirsiniz. Eğer çiziminiz iyi değilse hiç üzülmeyin. Çünkü karbon kağıdından kopya çıkararak çiziminizi yapabilir ve boyama aşamasına geçebilirsiniz. Ben bugün kolay olsun diye karbon kağıdıyla kopyamı çıkaracağım ve boyamamı yapacağım. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Çizime başlamadan önce altına sert bir şey koyalım. Ben defter koyacağım. Kumaşımın üzerinde karbon kağıdı, karbon kağıdının üzerinde kopyasını çıkaracağımız resmimiz. Şu an tek yapmamız gereken kopyamızı çıkartmak ve kağıdımızı yerinden oynatmamak. Kenarındaki diken kısımları çizmeyeceğim çünkü çok ayrıntı bir çalışma. Onları boyarken de yapabilirsiniz. Şu aralarındaki koyulu açıklı yeşilleri de çizmeyeceğim. Onları da kendim yapacağım. Yaparken bazı yerler net çıkmadı, hiç önemli değil. Ben çıkmayan yerlere bakarak çizeceğim. Sizler net çıkması için kaleminiz biraz daha bastırırsınız. Çizimimi yaptım. Boyama aşamasına geçiyorum. Thank you.
tabii ki şablonumuz arka tarafa gelecek ve gerdirerek yapıştıracağız. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Kumaşın çok katlanmaması için bir tık büyük şablonu çerçeve olarak çizeceğim. Ve bunun dışında kalan fazla pay benim yapıştırma payım olacak. Şimdi bu daireyi kesmeye başlıyorum. Yaparken size fikir de veriyor olayım. Bu şablonu veya benzer şablonları dilerseniz kot pantolonlarınızın, kot ceketlerinizin üzerine de boyayabilirsiniz. Harika bir görüntü olacaktır ve son zamanlarda çok moda, mağazalarda görüyorsunuzdur. Bunu kendiniz evinizdeki kot pantolonlarınıza ve kot ceketlerinize yapabilirsiniz. Hem bir geri dönüşüm çalışması olur hem de dilediğiniz kot pantolona veya kot cekete sahip olmuş olursunuz. Ne diyorum? Fikir vermesi benden, yapması sizden. Yapıştırırken yukarıya doğru gererek yapıştırıyoruz. Yani kumaşımızı germemiz gerekiyor. Çekiştiriyoruz yukarıya doğru. Yine aynı şekilde karşısından da aynı işlemi uygulayacağız. Bu işlemi ben karşılıklı yapıyorum ki kumaş eşit dağılsın diye. Çünkü örtüsüne göre yapıyoruz şu anda. Bakın, gayet gergin bir kumaş oluşuyor ön tarafta. Şimdi kumaşın artan parçalarını iç tarafa doğru yapıştıracağız. Duvar dekorum artık hazır durumda. Yakından inceleyelim. Çalışmaya uygun iki çalışma daha yapacağım. Bir boy küçüğünü ve bir boy büyüğünü yapacağım. Dilerseniz yapacağım o çalışmaları da sizlerle paylaşabilirim. Yani isterseniz bu çalışmayı bir seri halinde yapabiliriz. Arka tarafı da şu şekilde yapıştırmıştık biliyorsunuz. Yuvarlak bir kesim yaptık. Herhangi bir potluk kalmadan kumaşımız ahşabımıza kolaylıkla yapışmış oldu. Silikon tabancası uygulaması yaparken de sıkıntı yaşamadım. Gerdirerek yaptığımızda böyle gördüğünüz gibi harika gergin bir kumaş ortaya çıkıyor. Üzerinde bir yazı var. Videoyu buraya kadar izleyerek yazıyı gören arkadaşlarım yorumlara yazıyı gördüm yazabilirler. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.